14 Ekim terazi tutulması burçlara ve kolektif olarak şöyle genel bir bakalım. Ama gördüğüm kadarıyla yine bulutlu, sisli, buslu bir gökyüzü bizi bekliyor diyebiliriz. Söz veriyorum dedim takipçilerime. Gökyüzü düzeldiği zaman ilk benden duyacaksınız. Söz evet. veriyorum yazacağım. Burası var evet. ya madenler. Maalesef yaşadık biz Zonguldak'ta ama emin olun bir can kaybımız vardı. Allah rahmet eylesin. Ama çok ucuz atlatıldı dediğim yer. Çünkü burası uçak kazaları ve madenlerle ilgili bir şeyi de yine kazayı ya da sıkıntıyı gündeme getirebilecek bir enerji diyebilirim. Kimyasallarla da ilgili gündemlerimiz olacak sevgili Sercim. Bunu ilk geçen sene işte Mayıs tutulmasından sonra dedik. Biliyorsunuz işte Japonya'da işte okyanusa bir kimyasal atığı söz konusu oldu. Yine kimyasallarla ya bir nükleer santralden sızıntı olur. Bir ülke yine bir kimyasalı denize boşaltmaya kalkar gibi gibi gibi. Konunun ana gündeminin kimyasallar olduğu bir tutulma eksenine giriyoruz ve bu kimyasallarla ilgili de doğruların ortaya çıktığı yani hani bizden saklanan sansasyonel haberlerin de ortaya çıktığı bir dönem diyebilirim. Ama beni en çok burada ürküten madenler. Yani aslında Medea dediğimiz asteroidle bakıyorum Heptaistos madenler demek aynı kardinalde ve Mars Uranüs orta noktası yani kazalarla ilgili. Hani burada kimyasal bir nasıl söyleyebilirim? Kimya ile ilgili bir alanda da, kimyasallarla ilgili bir alanda da bir patlama verebilecek bir alan. Zaten kardinale falan baktığımızda yani burada bir tuzak, bir sır, nasıl olduğunu tam anlayamadığımız bir enerji söz konusu olacak gibi görünüyor. Rabbim korusun, yanılmayı diliyorum yani hiçbir cana da zarar gelmesin dediğimiz yer. Deprem enerjileri ya bu önümüzdeki Ekim'in ortasına kadar ufak ufak hani bu hafta da Yunanistan civarı sallandı 4.4, 3.5 gibi. Yine hani o Bursa ve şeyini sol tarafı biraz daha uyarıyoruz biliyorsun Ege tarafını. O taraflarda biraz daha böyle aktiviteler ara ara olabilir gibi görünüyor. Ama asıl sorunumuz sağlık diyebilirim ben burada baktığım zaman. Yani sağlıkla ilgili damarlarla kalple ilgili aslında etkileyebilecek bir salgınla beraber maalesef ekonomik krizde kapıda diyoruz aslında. Yani tam bir kapanma beklemesek de ciddi pahalılığın yine çok daha artacağı bir dönem sevgili Sehercim. Rabbim herkese yani, yardım etsin. Amin. Yani Ekim ayı genellikle sağlık başlık olarak sağlık ve ekonomi diyebiliriz. Kesinlikle. Daha ne kadar artacak fiyatlar onu da merak ediyorum. Tam dibe vurmadan sıçrama olmayacak anladım. Dibe yaklaştık Aynen. ya da dibin altına doğru gidiyoruz gibi bir durum var. Dibe yaklaştık diyelim. Da kolay olsun. Evet inşallah. Dibe yaklaştık diyelim. Burç bazında bakalım mı şey olarak? Bakalım valla burçlara göre nasıl etkileneceğiz. Şimdi koçların 7. evi yükselen koçlardan başlayacak olursam 7. evlerinde olacak. Aa bu arada tutulmayla ilgili şöyle bir not belirtmek istiyorum. 1979 ve 84 arası doğumlu arkadaşlar ben de dahil olmak üzere hayatınızın böyle bir değiştiği, hayatınızın acayip derecede böyle bir değişime uğradığı büyük bir dönüşüm tutulması bu. Çünkü bizler bu kuşak yani 79 ile 84 arasında 5 yılda doğan arkadaşların Plütoları üzerinde oluyor bu tutulma. Plüto ne demek? Yıkmak ve yeniden inşa etmek demek. Bir şeyleri hani bildiğiniz enerjiden, alışkanlıktan, kurulu düzeninizden çıkarak yeniden yönlendirmek demek. Tabii ki açıya göre bu değişik ama gerçekten kim hiç ummadığı yerde kendini yurt dışında bulacak. Kimi kendini boşanırken mahkemede bulacak. Kimi kendini imza atıp evlenirken bulacak. Yani kişinin haritasına göre hayatında komple büyük değişikliklerin olduğu bir 5 yıllık kuşaktan bahsediyorum. Yükselen koçlar aslında bunlardan biri biraz da baktığında ilişkiler anlamında maalesef koç burcu yükselen koçları çok ciddi bir enerji bekliyor. Özellikle ortasından sonra yani Koç burcunu şimdi 30 günlük bir süreç olarak alıyoruz ya sevgili Sehercim. Son 15 gününde doğan arkadaşlar için söyleyeceğim.
evliliklerine dikkat etsinler, ilişkilerine dikkat etsinler, ortaklıklarına dikkat etsinler. Çoğu evliliğinde, işinde neydi? Bu anlamda bitişlere ve yeni başlangıçlara gidebilir. Geçmişten gelen bazı konularla ilgili ortaklık, ikili ilişkiler alanında krizleri söz konusu olacak gibi görünüyor maalesef. Yani en büyük dönüşüm aslında bu önümüzdeki 1,5 yılda dahil yükselen koç ve yükselen terazilerde aslında, sonra oğlak ve yengeçler diyebilirim bu anlamda. Yani yer değiştirmek, ev değiştirmek. Evet, aynen öyle diyebiliriz. Yükselen boğalara geldiğim zaman sevgili Sercim, tabii ben bu arada haritayı böyle şey yapmamak adına bakıyorum. Sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor yükselen boğaların. Yani sağlık evlerinde olacak bir tutulma var. İş alanı da olabilir. Beraber çalıştıkları insanlarla ilgili gündemleri olabilir bak burada. Aniden iş bırakabilirler, aniden yeni bir işe başlayabilirler. Ama sağlam gitmelerinde fayda var diyebilirim. Yani sağlıkla ilgili özellikle kontrolleri varsa yükselen boğaların, mutlaka bu alana ihmal etmeden 14 Ekim'i beklemesinler. Bak burada 20 gün gibi bir süre kaldı kalmadı. Lütfen sağlıkla ilgili siz gitmezseniz Ekim tutulması sizi koşa koşa götürebilir burada. O yüzden ama hayatlarında ikili ilişkiler anlamında da güzel fırsatlar da bulacaklar. Yani aniden böyle bir bereket, aniden bir bolluk enerjisi de onlarla olacak. Ama sağlıkla ilgili imtihana, yakın çevreyle ilgili imtihana dikkat etmeleri gerekiyor. Yükselen kimin? Boğaları söyledik, boğaları biliyorsun. Evet, evet, yükselen için check-up asla yaptırsın boğalar. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bel böbrek alanı özellikle yükselen boğalar için, kemik diş alanı hassas olabilir. Bunlarla ilgili ben yükselen kovayım gerçi. 7 yıl önce yaptırmam gereken diş tedavisini beni şimdi koşa koşa yaptırttı. Mesela bayağı da bir süründürdü. Çünkü burada ne yapıyor? İhmal ettiğiniz alan sizi çarparak gidiyor. Onun için çarpılmadan güzelce ne yapmak lazım? Şifaya, tedaviye gitmek lazım. Biraz şey enerji özellikle, hani sıkışmış bir enerji var. Halsizlik, biraz yorgunluk, hani canım bir şey yapmak istemiyor. Biraz daha izole olma ihtiyacının söz konusu olduğu bir tutulma süreci diyebilirim aslında burası için sevgili Sehercim. Yükselen ikizlere geldim. Yükselen ikizlerin çocuk evi aşk evinde aslında baktığımda. Kiminin çocuğu olurken kiminin aşkı bitebilir, kimi yeni aşklara yelken açabilir. İşte hani ikinci bir evlilik yapma ihtimali olan arkadaşlar, burada bir aşk, burada bir bununla ilgili böyle bir şeyler göz kırpabilir açıkçası. Yeni bir işe başlamak istiyorlarsa, kariyerle ilgili kendi işlerini kurmak isteyenler için çok güzel bir fırsat var. Şaşırabilecekleri bir fırsat diyebilirim yükselen ikizler adına. Ama ilişkiler anlamında biraz değerlerini sorgulayabilirler. Hani ben saçımı süpürge ettim de ben bu ilişkinin neresindeyim diyebilecekleri bir alan. Çocuklarıyla daha çok zaman geçirebilirler. Biraz çocuklarla ilgili, onların eğitimleriyle ilgili koşturmaları gereken, biraz çocukların krizleriyle ve özellikle ev ortamında ya da ergen çocukları olanların, çocukların aşklarıyla uğraşabileceği, onların aşk ilişkilerinde bazı hüsranlarına tanıklık edebileceği, ama kiminin de torun sahibi olduğu bir tutulma ekseni göreceğiz diyebilirim. Geldim. Kime? Evet, yükselen. Evet. Dördüncü burcumuz biliyorsun yengeçler, yükselen yengeçler. Yükselen yengeçlerin aile yuva evlerinde oluyor. Evliliğine dikkat etmesi gereken, ilişkilerine dikkat etmesi gereken burçlardan biri de yükselen yengeç. Yani burada şey gibi düşünmek lazım aslında. Kopması gerekenin kopacağı diyebilirim. Bitmesi gerekenin biteceği ama yerine yenisine yer açılabileceği bir dönem. O yüzden terazi, yengeç, oğlak ve koçların korkmaması ama değişimi olduğu gibi kabullenmesi gereken bir dönem diyebilirim. Ama evlilik, aile, yuva konuları. Kimi anne baba sağlığıyla çok uğraşacak. Anne ya da babalarının bir sağlık gündemi, bir hastaneye gitmek gibi bir gündemleri de söz konusu olacak gibi duruyor. Ama çocuğun yurt dışına gitmek isteyen yükselen yengeçler bu anlamda fırsat bulabilirler. Hayallerini gerçekleştirmek anlamında eğitim almak isteyenlerin yeni eğitimlere de başlayabileceği güzel bir süreç. Ama dedim ya, biraz daha
İkili ilişkiler biraz daha ev yuva taşınmak, mecburi taşınmak, işte ev sahibi arıza çıkardı evimi sattı gibi 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 böyle bir mecburi yer değişiklikleri ya da işte işten ayrılıp yer değiştirmek gibi mecburi yer değişiklikleri de yükselen yengeçler için söz konusu olacak gibi duruyor. Evet. Yani Anlatmıyorum değil mi? yok yok gayet güzel akıcı. Zaten bununla ilgili çok güzel yorumlar alıyorum. Tam böyle akıcı ve herkesin anlayacağı dilde konuştuğunu hep söylüyorlar. Aslında Sağ olun. genel anlamda Ekim ayına değişimi kabul ediyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurluyum gibi aklıma gelen bir olumlamayı yazdım. Ama bütün burçlar bitince senden de bir olumlama istiyorum. Olur mu? Hemen sen iste yeter Tamam. ki. Ne Süper. demek? Beşinci Yükselen burcumuz. aslanlara geldiğim zaman üçüncü evlerinde olan bir tutulma. Üçüncü ev konusu nedir? Seyahatler. Üçüncü ev konusu yakın çevre. Kiminin kardeşinin evliliğinde yer aldığını gördüğü. Kiminin işte abla, abi, kardeşinin evliliğinin bitmeye gittiğini gördüğü. Kiminin çevresi değişikliği aslında burada biliyor musun? Geçmişten gelen arıza konularla beraber aslında ki insanların taşınma da olabilir, araç değişikliği de olabilir ama çevrelerini değiştirdikleri bir süreç, yükselen aslanlar için değişim gelebileceği bir süreç aslında. Ama bu anlamda yükselen aslanları da çok da böyle şey yapan bir tutulma değil. Evet, diğer burçlar kadar zorlamıyor. Fırsatlar gelebilecek yükselen aslanlar için. Çünkü Kuzey Ay Düğümü Koç çok güzel 120'lik yapıyor yükselen. Özellikle aslanın da son 15 günü doğanlar bu anlamda biraz daha şanslı diyebilirim. Ama geçmişten gelen bazı hayallerini gerçekleştirmek anlamında, ilerlemek anlamında özellikle kariyerle ilgili diyebiliriz buna. Özellikle yurt dışı olabilir, eğitim olabilir, üniversite olabilir, eşin ailesiyle arayı düzeltmek olabilir. Bunlarla da ilgili güzel fırsatlar bulabilecekleri ve evliliğe de gidebilecek burçlardan biri yükselen aslanlar. Aslında burada Juno da Venüs'le kavuşumdaydı. İşte geçenlerde yazdım. Koç aslan yayları evlilik bekliyor. Yani haritasında gerçekten müsait olanlar için aşk ve evlilikle ilgili gündemler olabilecek. Burası güzel bir dönüşüm ama sağlıklarına da dikkat etmeleri gerekiyor mutlaka yükselen aslanların. Ama şey gibi düşün. Böyle gelen fırsatları değerlendirmek gibi, gelen fırsatları böyle yakalayabilirlerse çok güzel bir döngüye merhaba diyecekler. Hatta aniden işleriyle ilgili bir bolluk bereketi görecekler. Ekim ve Kasım yükselen aslanlar için bu anlamda çok bereketli bir dönem olacak diyebilirim aslında bu geçişle beraber. Sonra kime geldik canım seherim? Başak mı? Başaklar tabii. Evet. Yükselen Başak olarak bir Hiç dikkatli de tanıdığım yok izliyorum ve dinliyorum. haritasına baktığım yükselen Başak diyormuşum. Yükselen Başaklarım para evi. Çok şanslı bir dönem. Parayla ilgili tabii çok güzel bir süreç geliyor Seher'cim. Ani fırsatlar ama aşk da geliyor yükselen başaklara. Yani burada gizli beğeniler, gizli böyle şeyler, ya daha doğrusu gizli beğenilerin aleni hale dönüştüğü diyebilirim. Başakların da çok güzel dönüşüm ama aşkla ilgili gerçekten Ekim dönemi ve Kasım dönemi haritası müsait olan başaklara aşk geliyor derim. Ve para evlerinde olan bir tutulma MC'ye 120 yapacak. Ne yapacak biliyor musun? Kariyerde sıçrama, kariyerde yükseliş. Evet, Satürn 7. evinizden geçiyor. Bu ne demek? Evlilikle ilgili sorumluluk alacaksınız demek. Evlilik olanların bitirebileceği de bir pozisyon olsa da bekar olan arkadaşlara aşk geliyor. Yurt dışı seyahati yaptırabilir başaklara burası. Aynı zamanda yeni bir eğitim ya da sosyal medyada mesela senin gibi ünlü olan arkadaşlar için yeni kapıların ani fırsatların açılması, daha tanınır olmak, daha popüler olmakla ilgili çok güzel bir enerji sahneye taşıyacak aslında başakları. Ama güçlü bir enerjiyle sahneye taşıyacak. Bir de kendilerini sevecekleri bir dönemdeler başaklar biliyor musun? Hani aynaya baktım ya ben de güzelmişim falan böyle. Ya hoş da görünüyormuşum diyecekleri etraflarından da ya Sehercim cildin ne
kadar güzel, saçın ne kadar hoş olmuş, sana yakışmış diye iltifatlar da alabilecekleri bir, değil mi? Bir dönem böyle yani gerçekten yüzünüzde böyle çiçeklerin açabileceği, gözünüzün içinde gülücükler olabileceği bir dönem diyebilirim. Ama biraz sağlığa dikkat edecek Başaklar. Yani ilk 15 gününde doğanlar Başak'ta, sağlığa son 15 gününde doğanlar da evliliklerine dikkat edecekler. Biraz o alan sınav getirebilir. İletişimle ilgili bazı durumlar getirse de üstesinden çok çok kolay geçebilecekler. Sadece bir sorgulama, ilişkin içerisinde bir değerlerini sorgulama enerjisi olabilir ama... Zaten Başaklar Mayıs'a kadar, Oğlak, Başak, hep söylüyorum ve Boğalar Mayıs 2024 Mayıs sonuna kadar çok şanslılar. Bereket onlarla. Gerçekten bereket. Jüpiter desteği alıyorlar çünkü. Uranüs de orada biliyorsun. Ani, hiç beklenmeden tak tak böyle güzel fırsatları getirecek diyebilirim. Kariyerle ilgili dedim ya, yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, sahneye onları taşıyabilecek daha güzel enerjiler Başakları bekliyor. Ya şey de mesela, senin gibi sosyal medyada daha tanınır olmak, atıyorum yayınladığı videoların daha yüksek şey yapması, tap yapması gibi, daha yüksek olması gibi de enerjiler söz konusu. Ama bir yurt dışı programı yaparlarsa gidebilecek de, bazı Başakları da götürebilecek diyebilirim. Davet edin, yani, geliriz biz. Siz davet edin, biz gelir sohbet ederiz hanımlar. Burada size çağrımız var. Hakikaten bizim böyle bir planımız var arkadaşlar. Seminer tadında böyle yurt dışı diye konuştuk aslında. Böyle davetleri de, değil mi, açığız, neden olmasın? Açığız, kabul ediyoruz. Ayşegül çalış. Yaparız, istediğiniz yere geliriz. Merak etmeyin. Aynen öyle. Şimdi terazilere geldim. Ah canım teraziler. Zor süreçler, yani Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeçler dedim ya, ilişkiler, ama özellikle yükselen Koç ve Teraziler, birçoğunun evliliğinin bittiğini göreceğiz maalesef. Ama harita bakın, şimdi şurada şu değil ya, ben de yükselen Teraziyim ama ben çok mutluyum. Ya arkadaş, sen yükselen Terazisin, evlilik evini yönetsin, Mars gitmiş, o kadar güzel bir yerde, o kadar güzel bir açıyla yerleşmiş ki sen Prenses Diana gibi mutlu mutlu evliliğini yaşarsın, orada sıkıntı yok. Biz genel yorum yapıyoruz çünkü burada, bizim yaptığımız yorumlar kişiye ait değil. Haritası uyanlar alsın, kabul etsin diyorum. Çünkü yükselen terazilerin bir kısmının evliliğinin bittiğini görebileceğiz. Bir kısmının taşındığını ve ebeveyn sağlıklarıyla da iş değiştirecek bir kısmı. Bir kısmı ayrılacak, bir kısmı ne yapacak? Yer değiştirecek. Yani aile yuva hattında büyük bir döngüdeler aslında diyebilirim. Özellikle hepsi için söyleyeceğim ama son 15 günü doğanlar biraz daha bu anlamda yaralı ve riskli bir enerji taşıyor diyebilirim canım Seher'cim. O yüzden bazı şeyleri öngöremeyebilirler. Bakın, bu terazilerin özellikle etik olması lazım. Orada bir Venüs-Lilith kavuşumu var. Yani yasak, aşk, ilişki ya da buna benzer bir durumları varsa ifşa olma. Son 3 aydır zaten. Bununla beraber ifşa olma, bununla beraber evliliklerinin bitme sebebinin üçüncü kişiler olabileceği bir döngüdeler. O yüzden asla, tırnak içinde söylüyorum, etik değerlerden çıkmamaları gerekiyor. İfşa olabilir bazı durumlar. Yani buradaki değişimin sebebi olabilir. Canım. Hocam, bir şey söyleyeceğim canım hocam. Şimdi ben teraziye başağım ya. Başağımı daha önemseyim teraziyim. Şöyle, bu yorumların hepsi yükselene göre yapılıyor. Ama ikinci planda mutlaka güneş burcunuzu da alacaksınız. Ama ben şu anda tamamen yükselene göre yaptım. Tamam. Yani güneşi aldığım zaman, tabii şimdi güneş senin haritan, şimdi ben senin haritanı biliyorum, o ayrı, ama normalde bilmiyor insanlar. Bilmediği için ya da açıları da bilmedikleri için şey yapar. O yüzden hangi ev olduysa o ev konularını getireceklerini bilmeleri açısından yükselen daha sağlıklı. Ama güneşi de, tabii güneş burçlarını da dinleyebilirler. Ama ben tamamen yükselene göre yapıyorum canım seyirim. Tamam, ben izleyicilerimiz için sordum. Evet. Yükseleni daha önemseyin ama tabii ki burcunuz da önemli. O evler vesaireler hep anlatıyor Dilek. Ben de çok anlamış değilim ama konular böyle işledikçe ben de bir taraftan ders alıyor gibi oluyorum. Teşekkür ederim. Böyle öğretmen tadında anlatıyorsun çünkü. Vallahi az kimya öğretmeniyim herhalde, oradan bir bulaşıyor, astrolojiye de onu bulaştırdık herhalde öğretmenliği. Şey yapamıyoruz.
Ya öğretmenlik Doğru. ruhumu hiç yenemedim. Ben küçükken de birine böyle problem falan çözdürürken hep şey derler, öğretmen gibi anlatıyor. Herhalde o Ama oğlak enerjisini yenemedim. O hep böyle öğretmen gibi gitti diyebilirim. Seviyorum çok aslında iyi. herhalde. Öğretmenliği seviyorum. İnsanlara bir şey anlatmayı Evet. seviyorum. Bilginin Evet, zekatı gayet olduğunu iyi. da düşündüğüm için hani böyle ücretsiz workshoplara başlıyoruz zaten bu pazar itibariyle Kadim İlimler Akademisi'nde ücretsiz workshoplar yani biraz daha kolektife hizmet edecek herkesin imkanı olmuyor biliyorsun ya da herkesin Doğru. aynı bilgiye erişme imkanı olmuyor. O yüzden ücretsiz workshoplarımız başlayacak ayın 29'u mu oluyor? 20, pazar günü itibariyle diyebilirim. Buradan da Başlayacak duyurmuş inşallah. olalım. Aynen öyle. Tamam. Terazilerin çok büyük bir dönüşüm dönemi. Yani tutulma eksenine de baktığım zaman geçmişten hak edişleri alacakları bir dönem. Etik olanlar korkmasınlar bakın. Gerçekten etikliyse, düzgünse, işte evliliğinde aldatmamış, işinde, ticarette düzgün davranmışsa korkmasın. Ama etiklikten çıktıysa geçmişle yüzleşme dönemi. Hep yani koç ve terazilerin en çok yapacağı şey bu. Geçmişle yüzleşme, ektiklerini biçme dönemi. Hayatları bir sallanıyorsa ne olur dönüp bir baksınlar. Ne yaptım, nerede bir hata yaptım deyip düzeltip devam ederlerse şanslı olacakları bir dönem diyebilirim. Çocuk sahibi olmak isteyenler için müsait bir yükselen teraziler, evliliği devam eden arkadaşlar için mesela bir çocuk sahibi olmak ya da işle ilgili böyle parayla ilgili bir sirkülasyonun olduğu, hareketin olduğu da bir dönemde olacaklar diyebilirim. Yani biraz daha iş alanı keyifli ama ilişkiler alanı zor diyebiliriz. Teraziye geldiğimde yine birinci ev yani birinci evi hep ben birinci ev ben yedinci ev biz demek hep karşıtıyla düşünürüz biz evleri ilişkiler anlamında yine aslında yükselen koçlar için söylediğimin bir benzerini onlara söyleyeceğim. Ebeveynlerle ilgili durumlar ilişkilerde bitmesi gereken kopması gereken alanların kopması Sercim. Ya burada yaralı hissetmek, ilişki içerisinde bir şekilde yaralı hissetmek bir mücadele enerjisi olabilir diyebiliriz aslında. Parayla ilgili sirkülasyonları onların da güzel yükselen terazilere baktığım zaman bereketli böyle işle ilgili güzel bir süreçteler diyebilirim. Özellikle Ekim ve Kasım dönemi çok çalışacakları, para kazanacakları bereketli bir dönem diyebilirim geneli açısından. Mirasını alamayanlar varsa mirasla ilgili gündemleri olabilir. Bunlarla ilgili konular, vergi ve buna benzer alanlarla ilgili gündemleri söz konusu olabilir ama borçlanmamalarına, böyle bir kredi, borç ve buna benzer bir alana çok da bulaşmamalarını öneririm. Yükselen akreplere geldik. 12. evlerinde sağlıkla ilgili konulara dikkat edecekler. Arkalarından geçmişte çevrilen işler önlerine düşebilir. Dedikodular ve buna benzer şeyleri öğrenebilirler. Gizli düşmanlıklara dikkat etmeleri lazım. Bir de kaza enerjisine akrepler biraz dikkat edin. Çünkü Mars yükseleninizden geçecek 45 gün boyunca. Tabii doğduğu güne göre değişir bu potansiyel ama trafikte özellikle araç kullanırken elinizi kolunuzu yaralamayın diyeceğim. Yani burada biraz akrep enerjisinde evet maalesef yolculuklarda dikkat etmeleri gerekiyor. Herkes için mi? Değil. Dediğim gibi haritasının potansiyeli bu anlamda çok önemli ama sağlık gündemleri, ebeveynlerinin bir hastaneye gitmek gelmek gibi durumları söz konusu olacak gibi görünüyor. Biraz mücadele edecekleri bir dönem. Biraz maddiyatla da ilgili aslında bakarsan sirkülasyon var ama çok da çabalamaları gereken bir dönem. Para kayıplarına dikkat etmeleri gereken bir dönemdeler yükselen akrepler. Geldim. Evet, Yükselen. kazalara dikkat. Akrep geldi, Aynen. aman dikkatli olun Aman çünkü kazalardan, 45 gün belalardan. boyunca Sercim yani tutulmayla beraber aslında 45 gün boyunca Mars akrepten geçecek. Mars yükselenimizden geçerken ya baş artır ya diş ağrıtır diye öğretiriz öğrencilere. Yani orada bir agresyon, öfke patlaması olabilir, kaza olabilir, düşer elini burkar, işte dişi ağrır gibi gibi bir enerji çalıştırabilir. Onun için akreplerin kesin ve net sağlıklarına ve kaza enerjisine dikkat etmeleri lazım. Ne yapıyoruz? Hemen bir sadaka veriyoruz. Rabbim setreyle yok eyle hiç yaşanmadan geçsin gitsin diyerek tedbirlerini almalarını öneririm. Yükselen akrepler için. Evet. Geldim. Allah korusun. Allah korusun tabii. Yükselen ya bu arada yükselen akrep olanlar yeni eğitim ya da ticaret alanına da atılım
yapıp burada tabii bununla ilgili de güzel fırsatlar yakalayabilirler. Yeni bir eğitime başlayabilirler. Astroloji öğrenmek isteyenler, numaroloji öğrenmek isteyenler ya da ne bileyim kendi alanıyla ilgili eğitimler alabilirler diyebilirim. Bu anlamda da güzel bir fırsat. Ya da ticaret yapmak istiyorsa yurt dışı tabanlı da olabilir. Ticaret yapmakla ilgili şansları da yerinde olacak diyebilirim. Geldim. Yükselen yayları az kaldı zaten. Evet. Yayların baktığım zaman 11. evinde canım Seher. Yani hayaller, istekler, umutlar, kariyerden gelen para. Bunlara çok çok dikkat edecekleri bir dönem. Burası biraz sert bir enerji. Çünkü burada kariyerden gelen parayla ilgili sıkıntıları olabilir, blokajları olabilir, fazla para harcayabilirler. Özellikle eğer borsa gibi yerlerdelerse bu arkadaşlar lütfen dikkat etsinler diyeceğim. Çünkü borsa ya da bu coin tarzı paralarla ilgili kayıplara çok çok dikkat etmeleri gereken bir süreçteler. Kariyerde mesela iş ortamındaki beraber çalıştıkları insanlara dikkat etsinler. Dedikodu, laf, söz biraz canlarını sıkıp böyle biraz kendilerini kısıtlanmış, biraz böyle ya niye benim arkamdan konuşuyor bu insanlar dedirtebilecek bir enerji. Özellikle beraber çalıştıkları böyle biraz dedikoducu arkadaşlara çok daha dikkat etmeleri gerekiyor diyebilirim. Hani böyle bir dönem işe gitmeyi istememek, böyle bir yerinde sağlamak, böyle bir daralma hissi. Ama kısa sürecek. Yani 14 Ekim'den sonra bir hafta içinde de rahatlarlar bu histen. Ama o bir haftayı yönetmeleri çok ama çok önemli. Çocuklarıyla ilgili yine gündemleri olabilir burada. Çocuklarının, evli olanların çocuklarının ilişkileri, ani böyle gerginlikler, kimi aniden çocuğunu evlendirebilir, kimi aniden boşandığına şahit olabilir gibi çocuklarının ilişkilerine dikkat etmeleri gereken bir dönem. Kime geldik? Yükselen Evet. oğlaklar. Yaylar sakin Tutulmanın, olsunlar. ay Sinirlendirmek aslında bu ve sonuna tutulma, kadar tabii. saysınlar. Tabii bu tutulma geçen yıl 29 derece Koç terazi hattında yaşadığımız tutulmanın bir tamamlayıcısı gibi görüyorum ben. Derece yakın. Yani her ne kadar 8 orb olsa da ki alırım ben 8 orbu. Burada Mayıs ayı, Nisan sonu Mayıs'a bir gitsinler. Ne yaşadılarsa onun da bir tamamlama sürecinde bütün burçlar için söylüyorum. Nisan-Mayıs dönemindeki olayların, durumların tamamlanma süreci. Hatta daha ekstra bir bilgi vereceğim. 2004'e dönsünler. 2004'te yine aynı tutulma eksenlerini yaşadık. Biliyorsun bunların Saros döngüleri var. Belirli aralıklarla aynı derecelerde tutulmalar yaşıyoruz. 2004'te ne yaşadınız? Aynısını yaşayacağız değil. Ama orada açık bıraktığınız, çözemediğiniz defterin burada kapanması gerekiyor. Sistem diyor ki arkadaş sen burayı çözeceksin. Çözmek zorundasın. 2004'te defteri kapatmadıysan burada kapatacaksın. Kapatmak zorundasın. O yüzden çözüme gitmeyi tercih etsinler derim. Özellikle 1979 ve 84 doğumlu arkadaşlar. Lütfen Plüto bu. Plüto'nun hani Uranüs gibi değildir. Ne yapacağı belli olmaz değil. Aslında yaralı parmağı kesmek gibi. Yarı düğümlenmiş ipi koparmak gibi bir enerjisi var sevgili Seher Plüton'un. O yüzden değişime direnmeden, değişimi sağlıkla, kolaylıkla ve huzurla kabul ederek değil mi? Devam etmeyi tercih etsinler. Çünkü bitmesi gerekenin artık neyi görüyorum biliyor musun? Direniyorsun. Evlilik bitmesin diye direniyor. Ya da işte ne bileyim ev almak için direniyor. İşte illa o işe gireyim diye direniyor. Değil arkadaşlar. Biraz da aslında baktığınızda kader denen bir çarkın olduğunu da kabul etmek lazım. Biz ne zannediyoruz biliyor musun? Şimdi haritalarda bakıyorum evlilik bitmeye doğru gidiyor. Ama diyor yo evliliğim iyi. Ama görüyorum sonra diyor ki hocam sen demiştin ben boşandım. Çünkü biz tren raylarının ortasına oturuyoruz Seher. Gözümüzü kapatınca tren çarpmaz zannediyoruz. Ama ilahi sistem diyor ki hayır sen o rayların ortasına oturmaya devam edersen ben seni ne yapacağım? Çarpacak. Çarpacağım. Yani yapacak bir şey yok. Satürn'le sınavdan geçeceğim. Uranüs'le de böyle bir hacı yatmaz gibi sallayacağım. Ha senin gücüne bağlı. Ne kadar dönüşümü kabul ettiğine bağlı. Yani çarptı sistem düşecek misin, düşmeyecek misin? Artık orada irade ve bakış açısını değiştirmek giriyor. Oğlaklar da aynı. 10. evlerinde, kariyer evlerinde büyük bir değişim. Evlilik, kariyer, yer değiştirme ama zorlu bir süreç. Yani yalnız kaldıklarını hissedebilirler. Kendilerini kimsesiz hissedebilirler. Hani burada bir de Merkür yanık pozisyonda
bütün burçlar için söyleyeceğim ama özellikle koç, terazi, oğlak, yengeçlerin bir beyni yanabilir. Yani böyle bir başkalarını anlamakta zorlanabilirler, dikkatlerini toparlamakta zorlanabilirler. Özellikle aile, yuva konuları ve işle ilgili alanda diyebilirim. Ama haritasında ikinci evlilik potansiyeli olan oğlaklar için de ikinci bir evlilik bakın. Yani ya da aşk diyebilirim. Aniden hayatına girebilecek bir aşk. Hiç beklenmedik bir şekilde Ekim, özür dilerim, Kasım, Ekim ve Kasım döneminde bir aşk kapıyı çalabilir onlar için de. Yani bitmiş olana şükredip yenisine kapı açmak lazım. Ama geçmişi kapatmazsak yenisine kapı açamayacağımızı da bilmemiz gereken bir döngü, özellikle sevgili oğlaklar için. Geldim Evet. kovalara. Ben de bir yükselen Kovalar kova mı? olarak, evet, yurt dışı. Bak, konuştuğumuz konuya bak. Ben de bir yükselen kovayım biliyorsun. Ay, yükselen başak Evet. olarak da sana da dedim. Biz yurt dışına mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz Sercim? Bir kere, Çalışmalarımız var. Yoğunuz bu ara. Gidip değil bol mi? bol seminer yapacağız. Yapalım valla. Gerçekten bir parayla ilgili güzel bir döngüleri olacak yükselen kovaların. Çünkü burada hem kariyer evinde hem de hayaller, umutlar evinde bir kısmına aşk gelecek diyebilirim. Yani bir kısmına para, daha doğrusu aşktan önce bir para girdisi. Aslında hayalleriyle ilgili yapılandıkları dönem. Eğitim almak. Benim gibi mesela arkadaşların haritaları müsaitse, eğitmense yeni eğitimler açmak. Daha sosyal medyada olmak. Kariyeriyle ilgili bir level daha üste çıkmakla ilgili güzel bir enerji var. Mesela bu alanda yükselen kova ve psikologsa, yükselen kova astrologsa, yani avukatsa, danışmanlık yaparak verdiği bir işi varsa, danışmanlıklarında ve gelirlerinde gerçekten ciddi bir artış, kalabalık gruplar içerisinde Ekim ve Kasım ayı için söyleyeceğim, güzel bir para döngüsüne girebilirler. Yurt dışı ile ilgili güzel bir dönem. Kendilerini daha güzel ifade edecekleri, kendilerini daha beğenecekleri, beğeni alacakları bir dönem. Hatırlatırım takipçileri, yükselen kovayım. Aşağıya güzel yorumlar bekliyorum. Değil mi? Şey yapmayalım, yanılmayalım öngörümüzde. Ama ikili ilişkiler alanında da dikkat etmek lazım. Yani Mars evlilik evlerini kareleyecek. Yani evliler ise ikili ilişkiler anlamında özellikle Ekim-Kasım'a dikkat etmek, ani kavgalara, ani gürültülere dikkat etmek, trafikte de dikkat etmesi gereken burçlardan biri yükselen kova. Sevgili Seher'cim, Allah korusun ama trafikte, yolculukta kazalara açık bir enerji var. Hemen sadaka vermeleri gerekiyor ama para evleri sağlam bu anlamda. Güzel, bereketli bir para da kovaları bekliyor diyebilirim ben. Evet, Şanslı bir biz yurt döngüseler. dışında terazi ve kova olarak yurt dışından davetleri bekliyoruz. Siz buradan organize edin, oralardan çağırın. Çıkın çıkın gelin diyin bize, biz geliriz. Geliriz, değil mi? Değil mi? Hiç sıkıntı yok. Tabii Biliriz canım yani. yani. Ne güzel olur hatta. Benim yurt dışında Yapabiliriz. danışanım, öğrencim de çok fazla. Hani çok da seviyorum. Bazen İstanbul'da yaptık. Biz İzmir'de yaptık, İstanbul'da. Hani yüz yüze görüşmek de ayrı bir güzel oluyor aslında. Tabii. Ben de çok isterim. Yakından görüp şöyle bir sarılmak izleyicilerimize. Değil mi? Ne güzel. Çünkü şey var, hani böyle seviyorlar, çok da güzel şeyler yazıyorlar. Allah razı olsun gerçekten. O kadar hoşuma gidiyor ki, ben bir de Ay Burcu yengeç bir insan olarak böyle bayılıyorum böyle yazdıklarında. Şimdi yeni sınıf açtım, işte 2 hafta oldu, temel seviye başladı. Arkadan öğrenciler yazdı, hocam çok bayıldık, çok sevdik sizi falan. O kadar güzel bir şey ki. Ha, ben böyle canımsın, çok teşekkür ederim deyince, aslında onu öyle teşekkür etmek için yazmıyorum. Gerçekten böyle içimden bir canımsın demek geliyor. Yani yanımda olsa böyle sıkıca da sarılırım. Çok kıymetli. Bu kadar sevilmek Tabii. çok kıymetli gerçekten. Sevgi çok önemli. Her şeyimizin ilacı sevgi. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum hepsinize. Balıklar, ah canım Tamam. balıklar. Biraz ilişkideki değerlerini sorgulayacakları ama parayla da ilgili, aslında paradan ziyade hayata bakış açılarını değiştirecekler. Ama ticaretle de ilgili, özellikle bu Amazon gibi, hani böyle yurt dışı sitelerinde ya da Trendyol gibi, fark etmez. Daha doğrusu şunu demek istiyorum, dijital ortamda satış yapanlar için güzel bir döngü diyebilirim. Bolluk bereket diyebilirim bu anlamda, bir para girdileri olabilir. Parayla ilgili ve işle ilgili güzel bir dönemdeler. Evlilikte aslında biraz sıkışmış gibi hissetseler de genel itibariyle güzel bir dönemdeler. Yani balıkların da aslında
Satürn oradan geçiyor, kilo vermek istiyorlarsa önümüzdeki 2 yıl sevgili balıklar muhteşem. Ne yapabilirler? Kilo verebilirler. Balıklar için şanslı bir dönem. Başaklar da verebilir, ikizler ve yay da verebilir bu arada önümüzdeki 2 yıl. Hemen diyete başlıyorsunuz hazır gezegenler de retrodan çıkmışken lütfen söz dinlemekte güzel bir enerji var diyebilirim. Hatta akrep, yükselen akrepleri de önerebilirim ben diyete başlamalarını hemen. Hızlı bir şekilde tutulmayla beraber 14 Ekim haftası onları öneriyorum tabii. Şu anda yükselen teraziler verebilir kilo. Biraz yediklerine dikkat ederek. 8. evlerinde oluyor banka, vergi, bak burada miras. Bu alanlardaki arızalara dikkat etmeleri lazım yükselen balıkların. Aslında bir taraftan şifa enerjisi, bir taraftan bakış açılarını değiştirdikleri, vizyonlarını değiştirdikleri bir enerji olsa da ya vergilerine, İşte yaptıkları işlere dikkat edecekler. Biri şikayet eder, vergi cezası olur. Atıyorum, kredi çekmesinler, borçlanmasınlar mümkün olduğunca dediğimiz yer. Özellikle Ekim ayında, Ekim'in sonuna doğru ilişkiler anlamında hayal kırıklıklarına dikkat etmeleri lazım. O yüzden beklentiye girmeden ilişkilerini götürmelerini tavsiye edeceğim. Evliliklerinde de geçmişe dair verdikleri borç para varsa bunlarda da arıza dönemi yaşayabilirler. O yüzden çok borçlanmadan, çok da borç vermeden sağlıklı bir şekilde paralarına sahip çıkmalarını önereceğim sevgili yükselen balıkların. Biraz kararsızlık enerjisi çok yüksek olacak balıkların bu tutulmayla. Yani tamam mı, devam mı? Ne istediklerini biraz kendilerinin de bilemediği ilişki içerisinde kararsızlık enerjileri de söz konusu ama geçmişten gelen bazı miras gibi dediğim gibi vergi gibi bazı sorunları çözmek durumunda kalabilirler.